Merhabalar, ben Kemal Tahir. Sizlere Devlet Ana adlı romanımı tanıtacağım. Bu romanın konusu. Romanda Anadolu Selçuklu Devleti'nin yerine Osmanlı Devleti'nin temellerinin atılması destanlı bir şekilde anlatılmıştır. Söğüt kasabasına yerleşen küçük bir göçebe aşireti durumundaki Türkmenlerin çevredeki düşmanlarla mücadele edip yeni yerler fethederek Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu gerçekleştirmesi konu edinilmiştir. Romanın kişi kadrosu şu şekildedir. Osman Bey, Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra beyliğin başına geçmiştir. Yetenekli biridir. Akçakoca, Ertuğrul Bey'in çocukluk arkadaşı, ahi yoldaşı, savaşlarda eşi kardeşlerinden ileri kan kardeşidir. Şeyh Edebali Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey'in saygı duydukları, akıl danıştıkları bir şeyhtir. Balkız'ın babasıdır. Daha sonra Osman Bey'in kaynatası olmuştur. Orhan Bey, Ertuğrul Bey'in torunu Osman Bey'in oğludur. En karmaşık durumlarda hemen bir çıkar yol bulan kıvrak zekalı biridir. En yakın arkadaşları Kerimcan ile Mavro'dur. Aklına koyduğu bir şeyi vakit geçirmeden yapar. Yarhisar Tekfur'un kızı Lotus'u sever. Lotus, Yarhisar Tekfur'un kızıdır. Orhan Bey'in sevdiği kızdır. Aslıhan, Kerim'le aşıktırlar. Kaplan Çavuş'un kızıdır. Bala Hatun, Osman Bey'in sevdiği Şeyh Edebali'nin kızıdır. Osman Bey çocukluğunda Edebali'nin kızı Balkız olarak bilinir. Bacı Bey, Devlet Hatun, Rum bacılarının başkanıdır. Uzun boyu geniş gövdesiyle yürürken sanki Söğüt'ü depreme vermektedir. Ok atmada, mızrak savurmada, kılıç tutmada, binicilikte, değme savaşçılardan geri kalmaz. Hele korkusuzlukta çoğunu yaya bırakır. Kocası Rüstem Pehlivan'ın bir akında ölmesinden sonra büsbütün sertleşmiş, Ertuğrul Bey'den başkasını dinlemez olmuştur. Kerim, annesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Kerim mollalığı bırakır. Kaplan Çavuş'tan kılıç dersleri almaya başlar, adı bundan böyle Kerimcan olur. Ağabeyini ve yengesini Lia'yı öldüren Şövalye Notus Gladius'u öldürerek intikam alır. Romanın sonunda üzerindeki savaş kıyafetlerini çıkarır, kılıcını asar ve kitap okumaya başlar. Notus Gladius bir handa geçici olarak konaklamaktadır. Bu hanı Mauro ablası Lia ile birlikte işletmektedir. Notus Gladius'un Türk topol Uranha isminde arkadaşı vardır. Notus Gladius oldukça alçak ve karaktersiz bir kişidir. Karanlıktan yararlanarak Lia'nın odasına girer ve ona tecavüz etmeye kalkar, ancak Lia'nın elindeki bıçağın zehirli olduğunu söylemesi üzerine bu emelini gerçekleştiremez. Diğer yandan Lia, Türk genci olan Demircan'a aşıktır. Bir gün Lia ile Demircan'ı buluşma halinde yakalar ve acımadan Demircan'ı öldürür, aynı zamanda Lia'ya tecavüz eder. Bu alıklar ülkesini 6 aya varmadan elime geçirmezsem yuf olsun. Taşıdığım kutsal Senjian kılıcına, yuf olsun damarlarımda dolaşan kral kanına. Ertuğrul Bey'in at bakıcısı Demircan'ın sevgilisi Lia'nın yanında öldürülmesiyle olaylar başlar. Atla gezintiye çıkan Kerim ve Orhan Bey'in bu olayı görmesiyle herkesin bu cinayetten haberi olur. Kerim Demircan'ın kardeşidir ve gördüğü bu olay karşısında şok geçirir. Ama kıydılar. Yediler kayının baba yiğidini, yediler. Vay anam. Yediler aslan ağamı. Vurdular kahpelikle. Ardından vurdular. Dur Çelebi, alırız öcünü. Meraklanma. 10 katını alırız. Ağabeyisi Demircan'ı Kerim Çelebi'nin ne kadar sevdiğini biliyordu. Şu anda hiçbir tesellinin parça parça olmuş yüreğine ulaşamayacağını hemen anlamıştı. Demircan'ın annesi Bacı Bey ise intikam ateşiyle yanıp tutuşmaktadır. Bu sırada da Ertuğrul Gazi ölmüş ve Oymağın Beyliğini Osman Bey üstlenmiştir. Bacı Bey oğlu Kerem'in abisinin yerini almasını ister. Bu amaçla Kerim kılıç derslerine başlar. Kaplan Çavuş Mauro ile Kerim'e ok atma ve kılıç tutma dersleri verir. Omzunda sazı ile Yunus Emre gelir. Kaplan Çavuş uzun süre görmediği çocukluk arkadaşını görünce çok sevinir. Sohbet etmeye başlarlar. Yunus Emre onlara gördüğü hayırlı rüyayı anlatır. İt burnunda Şeyh Edebali Efendimizin mübarek katında hayırlı perşembeyi hayırlı cumaya bağlayan gece bir düş gördüm.
Şeyh Edebali Efendimizin mübarek kucaklarında bir ay doğdu. Parıltısı karanlığı çalkaladı çıktı, yükseldi. Orak biçimindeyken dola dola sini değirmesine döndü. Dünyayı nura boğdu. Öyle ki gözler kamaşıp bakmaya güç yetisi kalmadı. Baktım ki sizin Osman Bey'iniz de ilk dizi üstünde sağ yanındadır ve de tesbihe girmiştir. Gökleri bezeyen ay inip geldi, göğsüne yaslandı, gövdesine karıştı. Ama nedir, ne hikmettir dememize kalmadı. Ayın gömüldüğü yerde bir fidan belirdi. Yeşerip büyüdü, göklere dal budak saldı. Osman Bey, zamanın ulularından Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'la evlenir. Edebali'nin kızı Bala Hatun, Osman Bey'in ikinci hanımıdır. Orhan Bey, Yarhisar Tekfur'u Hrisantos'un kızı Lotus'u sevmektedir. Orhan Bey, Lotus'a evlenme teklif eder. Lotus bu teklifi kabul eder. Orhan Bey, Lotus'a bir yıl beklemesini söyler. Hayrola yana ki, durum nedir? Yaramaz bir iş mi? Gel hele. Ne oldu kıza? Ne oldu, hasta mı? Yok, Meryem anamıza şükür. Hanımım dedi ki, gelsin beni kaçırsın dedi. Ne? Seviyorsa dedi, vakit geçirmesin, yoksa beni kaybeder dedi. Orhan'ın şaşkınlığı, kötü haber korkusu geçmiş, yüreğine dayanılmaz bir sevinç kavramıştı. Kulağının arkasındaki beni arayarak bir an düşündü, birden döndü. Atımı çabuk. Toros'la Kerim'in bir şey anlamadan baktıklarını görünce ayağını yere vurdu. Bire Toros, atımı dedim. Kapı örtüldüğü zaman Akçak Hoca'nın duygularını dışarı vurmayan yüzü kederlenmişti. Osman Bey'in Bilecik Tekfur'una götürmek için seçip sedire yaydığı hediyelere dalmıştı. En azından 200 altın değerindeydi. Hele kabzaları put biçimi Venedik hançeriyle meç vardı ki kralları bile sevindirirdi. Bunlar oğluna beni gelip kaçırsın diye haber salan kızın düğünü için hazırlanmıştı. Dündar Alp, beyliği ele geçirme pahasında da olsa Rum taraflarına büyük bir yakınlık göstermiş, Osmanlılara karşı onlara arka olmuştur. Kim yuturdu halbet konuşmalarını hiç eksiksiz düşmanlarımıza? Koca emmi? Suç bizde. Meşe çakalsız olmaz denilmiştir. Çakal işine benzemez koca emmi. Bunca konuşmadan ayıklanıp ulaşanlar yaman. Buluruz. Meraklanma Ertuğrul'un oğlu. Rahmetli baban söylerdi. Bu dündar alçağı her namussuzluğu yapar derdi. Ben seni sevdiğine verirdim. Kırık kol gen içinde. Dışarı çıkmaz derdim. Ferah ol. Sezinleyene kadardır bunun gizlisi. Osman Bey geceleyin bir toplantı yapar. Toplantıya Dündar Bey'i de çağırır. Mavro mağarada duyduklarını anlatır. Buyur Dündar emmi. Geç söyle. Neymiş? Torbaya mı girdi sabah? Hele geç. Hayrola, nedir bu vakit, bu dernek? Nerede senin daskolos? Dündar emmi. Daskolos mu bilmem. Ne olmuş? Sormaya mı seslendiniz beni? Ne bileyim ben, çobanı mıyım? Sorgulamayla ter basmıştı gövdesini. Şakaklarındaki zonklama zaman zaman söylenenleri dayanamayacak kadar şiddetlendiriyordu. Nerede bu daskalos rezili? Sezdirmeden kapıya baktı. Tutuldu mu? Söyledi mi gizlilerimizi? Bir ara korkulu bir düş gördüğünden şüphelendi. Nasıl bir savunma tutturması gerektiğini hızla araştırıyor, akla yakın hiçbir açıklama bulamıyordu. Daskalos dedi ki kara keşişe, Dündar Bey'in emri dedi. Yüzü sarılı biri geldi söğüte. Bunlar pusuya haber aldılar. Aman Bilecik'e yetişsin dedi. Hele yalancı kafir. Yakası elime geçmez mi? Yalandır yoldaşlar. Getirin kitabı abdestimle el basayım. Yaptığı hainliklerin, kötülüklerin bir bir ortaya çıkmasıyla Dündar Bey'in dünyası kararır. Hançerini çekerek Osman Bey'e saldırır. Tam bu sırada Pir Elvan elindeki kargıyı Dündar Bey'e saplar, onu öldürür. Kerimcan odasına girer, kılıcını çıkarır, saygıyla öptükten sonra duvara asar.
Keşiş Benito'nun mağarasından aldığı kitapları okşar gibi karıştırmaya, rastgele okumaya başlar. Aslan da gizlice Kerim'i gözetmektedir. Kerim, Aslan'a savaşçılığı gözü kesemediğini, kitapları seçtiğini, Şeyh Edebali'nin medresesine molla olarak gireceğini söyler. Aslan bir an Kerim ile Mavro'nun bataklıkta öldüğü haberini duyduğunda ne kadar üzüldüğünü, acı çektiğini hatırlar. Kerim'i çok sevmektedir. Onu molla haliyle kabul eder. Yılmış da eve kaçıp kılıcını duvara mı asmış? Tükürmedin mi yüzüne yiğit aslı? Demedin mi bu kansıza? Demedin mi kılıç taşımayan bana erlik edemez? Demedim bacı beyana. Senin öldüğünü tuttum, karı kısmı er işine karışabilmez Türkmen töresinde. Hani sizin eşiği kılıç gezdirmeyen aşamazdı? Aman bacı beyana, ben de akıllı arasın, ağzından çıkanı bilir mi kız kısmı? Tüh yüzüne, kötü kaplanın kızı. Allah belanı vere, emeklerime yazık. Karı mı olur er kişiye sizin gibilerden yüreksiz? Ne bilirsiniz er gibilerin değerini siz? Olmaz, razı değilim ben. Edebali danışman oğludur, danışman olur. Sen savaşçı dölüsün, at şunları ocağa Rüstem Pelvan'ın Kerimcan. İstemem evimde molla avadanlığı, istemem. Dep dedim kansız Kerim, at şu pisleri. Atmazsam, yumuşa bacı bey, yumuşa ki bir şey hasıl olabilsin. Yumuşamadın mı, yumuşatırım seni. Babam rahmetli gibi, hadi bakalım baş evine. Bir eksik görmeyeyim ki sofrada ben size sormalıyım. Delirdi bu, vay başımıza. Hiç uymayalım oh bacı beyana. Sen doğrusun ama söz anlar mı erkek milleti? Aklına geleni işlemez mi? Oğlunun adam olduğuna, babasının ocağını yakacağına, bacı bey ancak kırbacı elinden çekip karşısına dikilince inanmıştı. Aslan bunu sezemediğinden sesindeki kasıntılı mutluluğun sebebini anlayamamıştı. Kadınlar çıkınca Kerim çelebi kamçıyı atıp sedire oturduracağı siyasetnameyi eline aldı. Orhan Bey Nilüfer Hatun'la olan ilişkisini evlenmeye kadar vardırır. Ancak roman Orhan Bey evlenmeden son bulur. Diğer yandan Kerim ile Aslan'ın ilişkisinin sonucunun evlilikle sonuçlanması eser bitmeden okuyucuya sezdirilmiştir.